Sevgili seyirciler, merhaba. Sevgili seyirciler, yayınlandığı günden bu yana hiçbir sorunun doğru olarak bilinmediği, yarışmacıların gelirken beyinlerini evde bıraktığı program Aileler Yarışıyor'a hepiniz hoş geldiniz. Efendim, hiç vakit kaybetmeden yarışmacılarımızı köşelerine alıyorum. Alkışlarınızla. Ne yapıyorsunuz? Köşelerimize geçtik Üst Bey. Diğer köşeye geçmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Biraz da böyle gelsinler. Bana da böyle. Buradaki diğer köşeye geçsin. Seyircilerimiz de görsün. Şuna dikkat edin. Silviye. Hata bende ya. Geç, masana geç. Hadi masaya. Hadi. Hırrrr. Burrrr. Git. Arkadaşlar, herkes masasına geçebilir mi? Masada ya. Masa. Masada geç, hadi. Hadi. Kardeş, geç, geç. Masana geç. Masana geç. Masanıza geçer misiniz? Herkes masasında mı? Bu benim masam değil. Sus! Mesut Bey. Bu akşam. Size memleketten erik getirdim. Afiyet olsun. Tamam, bir sessizlik. Lütfen. Bu akşam bir soruya artık doğru cevap verin Allah aşkına. Şu kısır döngüyü bir kıralım artık, ha? Tamam mı? Hiç merak etmeyin Mesut Bey. Çok çalıştı. Bugün başaracağız. İnanıyorum, ben ailemle birlikte başaracağız. Hiç merak etmeyin. Bugün büyük ödül olan arabayı alıyoruz ve... Gidiyorsunuz. Gidiyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Evet İbrahim Bey, eşinizi göremiyorum. Eşimi kaybettik. Ben bilmiyordum. Başınız sağ olsun. Yok öyle değil. Metrobüs çıkışında kaybettik. Zincirli kuyuda. Kalabalığa karıştı. Ben akbilime aktarma alıyordum. Bir baktık Söğütlü Çeşme'ye doğru gidiyor. Bu arkadaşı bulduk. Kendisi Kıbrıslıdır. Sağ olsun eşimin yokluğunu aratmıyor. Efendim hoş geldiniz. Umarım bir kan bağı yoktur aranızda. Adınızı alabilir miyim? Ya hemen de soruyla başladım be kardeş. Ben de joker hakkımı kullanmak isterim. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi yarışmamızda birkaç saniye de olsa umutlanmanın ne kadar yersiz olduğu tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Eşimin adı Ozan Mesut Bey. Ozan Bey, hoş geldiniz tekrardan. Hemen diğer kümese, pardon, masaya dönüyorum. Hey 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 Mesut Bey, beni unuttunuz. Kes lan sesini. Fikri Bey, hoş geldiniz. Sizin masada da değişiklikler var. Eşinizi göremiyorum. Eşim mi? Eşim burada. Ama sizin eşiniz başka biriydi. Yo. Benim gerçek eşim buydu. O benim eşim değildi. Size şaşırtmaç yaptım. Siz mi şaşırtmaç yapacaksınız Mesut Bey? Ben de bu adamın baldızıyım. Baldızım, onu zaten tanıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Alayınız manyaksınız diyorum, ne diyeyim? Ne oldu? Ailemizi bölme hevesin kursağında mı kaldı? Bizi bölemeyeceksin Mesut Bey. Hadi asıl bombayı ben şimdi patlatıyorum. Ben bu adamın baldızı değilim. Görümcesiyim. Umurumda değil. Evet hanımefendi, hoş geldiniz. Umarım eşiniz gibi biri değilsinizdir. Adınızı alabilir miyim? İsmim Çiçek Tarhan Ağacı. İyi bir yarışma izleyicisiyim. Hedefim hiç harf almadan finale kalabilmek. Oo, daha hangi yarışmada olduğunu bilmiyorum. Evet sevgili seyirciler, 5 yaşında çocuğunu izleyip kendini Einstein sandığı program Aileler Yarışıyor başlıyor. Ve ilk soru için hemen yanıma İbrahim Bey ve Fikri Bey'i alıyorum, Yücel Beyler. Evet canım, hadi. Maşallah. Hadi kolay gelsin. Hadi baba. Hadi bakayım. Hoş geldiniz. Soru basit diyeceğim ama sizlere şöyle bir bakınca... Yani basit demenin bir alemi de yok. Evet, sorumuz geliyor. Ülkemiz coğrafi açıdan... Ülkemizin coğrafi açıdan kaç komşusu vardır? Yeni nal çaktırmışız At Bey.
Çok yakışmış. Evet, onlar aşınmıştı. Koşular devam ediyor. O zaman diyorum sana. Evet. Evet, soruya dönecek olursak Mesut Bey. Buyurun. Coğrafi, komşular, evet, ilgilendiğim bir alan, sevdiğim bir alan. Batı'da Yunanistan var, başkenti Atina. Bulgaristan var, para birimi leva, oradan bilirsiniz zaten. Çok güzel, evet, doğru. Irak ve İran var, küs kardeşler. Sonra Suriye var, resmi dil Arapça. Ondan sonra yukarıda Ermenistan var. Ondan sonra da Azerbaycan var. Toplarsak 7 rakamına ulaşıyoruz. 9 diyorum! Niye? Çünkü şaşırtmaçlı soru değil mi? Artık siz de sorunun şaşırtmaç olduğunu kabul ediyorsunuz Mesut Bey. Kozlarımızı açık oynuyoruz. Evet, cevabım net. 9! Adamı tüketirsin yemin ediyorum ya. Evet, İbrahim Bey'e dönüyorum kuşkulu bir şekilde. Masanızdan yardım alın diyeceğim ama şöyle bir masaya bakıyorum. Rezalet bir masa. Evet. Kuzeyinoğlu. Masana git hadi. Hocam buraya. Hadi. Evet, ülkemizin komşularını soruyor oğlum şimdi. Alt katta Nurten teyzenin oturuyor. Üst katta Fuzuli amcalar. Hemen yanında Abidin dede var. Evet. Ondan sonra diğer yanda Sultan Hanımlar var. Evet. Bir de Bahriye teyzem var. Evet. Ömer abimleri saydım ama arka sokakta onlar. Babacığım, soruda gizli bir şey var. Bak ne diyor? Ülkenizin komşuları diyor. Yani aynı sokakta olanlar olmalı. Çok iyi yakaladın. Evet. Aferin akıl küpü. 5 diyoruz. Ama Sultan Hanımlar bizim komşumuz değildi ki ya. Trafik lambasıydı o. Öf be. Üzülme canım, üzülme. Sevgili seyirciler, hayvanat bahçesinden yayın yapsaydık daha çok doğru cevap alacağımız program Aileler Yarışıyor devam ediyor. İkinci tur için Ozan ve Çiçek buraya geliyorlar. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi anneciğim, yapabilirsin. Hadi bakalım. Annem benim, hadi. Hoş geldiniz. İki taze kan, iki yeni yarışmacı. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Heyecan. Evet, çok basit bir soru. Osmanlı-Rus Savaşı hangi ülkeler arasında olmuştur? Bravo. Gırdı. Vallahi gırdı. Ben kutuma gitmek istiyorum İlker Bey. Kutu yok. Bir soru var. Cevap vermeniz lazım. Ha. O zaman hediye odasından ütü alayım. Hanımefendiciğim, hediye odası yok. Ütü de yok. Yani bir soru var. Osmanlı-Rus Savaşı kimler arasında olmuştur? Ben bilmem, eşim bilir. Ben sizi bir süre yalnız bırakıyorum, evet. Ozan ne diyorsun? Osmanlı-Rus Savaşı kimler arasında olmuştur? Çok güzel soru sordun ha. Evet. Şimdi biz bu soruyu bilirsek birinci tura geçiyoruz. Sen bu soruyu bil, ben sana aylık bağlayacağım. Stres oldum be kardeş, bileyim. Hadi. O zaman ben hiç riske girmiyorum. Joker hakkımı kullanmak istiyorum artık. La Joker yok. Nasıl yok be hayvan? Bütün yarışmalarda var. Tamam ya, tamam. Ne joker istiyorsun? Telefonla isterim abi. Tamam, kimi arayacaksın? Neyse, arayacağım. Hadi ara. Be Mesut Bey, bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bende kontörcük kalmadı, bilin. Eğer varsa sizde bir iki tane kontörcük bana yollayabilirsiniz. Ha? Hadi. Allah ara şuradan. Yaşa ara be kardeş. Vallahi tamamsın ya sen. Yurt dışına açıktır değil mi? Açık. Tamam, Kıbrıs'ı arayacağım. Ara. Arayacağım, okey. Hadi. Hadi bakayım. Alo. Neyse'ne bak. Ozan'dır ya. Yok mu be Esmer Ozan? Tamam. Yaşa be dizi, hatırladın ha. Eniştem de var. Çok selam söyle kendine ha. Bak eşimin de çok selam var sana. Burada el eder, görür müyüm? Ha. Neyi de göreceksin? Sen daha gözünün önünü görmen. Neyse. Be teyze, bak senin için aradım, bilir miyim? Şimdi yarışmadayım ama onun için değil. Hatırlar mısın? Sana 300 TL para verdiydim ben. O parayı bana vereceksiniz yoksa gelin patlatayım kafan gözü. Hadi be teyze, ver ya benim paramı ya. Ne yapacaksın ya sen 300 TL'nin zengin olacaksın? Yat alacaksın, kat alacaksın. Nedir yani istedin ya senin ya? Ne yapıyor? Numaram gözükür Mesut Bey. Benim telefonları açmazlar. Ya ver şu telefonu. Bu nedir be böyle sinir içinde bir adam. Bak ama ha. Ben yarı yarıya joker hakkımı artık kullanmak isterim. Ne jokeri ya? Sen cevap verecek misin soruya? Bak o hareketler olmaz ha. Ha sus! Hadi be! Benim yarışmam nasıl? Bombala soruyu! Bombala soruyu! Bombala hadi bir daha bombala soruyu! Sesini yükseltme! Tamam sen kazandın, söyle. Osmanlı-Rus Savaşı kimler arasında olmuştu? Şimdi ben 78 yılında Mausa'da doğdum. O zamanlar göçmen köyde kalırdık. Nenemler de Çatalköy'de kalırdı. Ama babam da Dikmen'den su çekerdi çünkü Kıbrıs'ta su yok. Anladın?
Soruyu nereden yakalayacaksın? Çok merak ediyorum. Bir dakika ya. Şimdi 82 Dünya Kupası Arjantin'in ile Hollanda arasında gerçekleştiği... Arjantin'in ile Hollanda arasında... Masana geç. Bir dakika yok. Masana geç. Lefkoşa'da kalırdık. Geç masana. Ne? Masana geç. Bağırma bak ha. Hadi geç. Sesini yükselt bak ha. Boş boş konuşma. Yok, bir dakika yok. Masana geç diyorum ben sana. Ben kendi özgeçmişimden konuya gideceğim. Senin şimdi geçmişin şey yap bana. Geç. Masana geç. Bak sen çok bağırın. Çok şey... Bös 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 yürüyün bana burada. Hadi be. Haspa çıkar artık. Haspa çıkar ne be? Haspa çıkar be. O ne diyorsun sen be? Sonra anlatacağım sana. Hadi git. Tamam. Sen kazandın gene. Sevgili seyirciler, maymun zekasına taş çıkartan program Aileler Yarışıyor. Devam ediyor Çiçek Hanım, sizi yerinize alıyorum hemen. Ve üçüncü tur için Mustafa Bey kötü geliyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bu çocuk bambulesi çıktı, daha sağ söyleyeyim. Başarılar dilerim. Aslan, aslan. Çok kötü. Evet sevgili seyirciler, sesli bir sorumuz var. Alalım Yüce Bey. Evet, şarkıda adı geçen yolları dar ilçemiz hangisidir? Bence şarkıyı bir daha dinleyelim. Güzel Bey, alalım. Dar. Sustuk değil mi? Evet. O geldi. Hadi. Buyurun. Nes Bey, soru çok kolay. Hı-hı. Her zaman dinlediğim, normal sivil hayatta da söylediğim bir şarkıdır. Çok. Nerenin yollarının dar olduğu çok aşikar. Evet. Cevap veriyorum. Avcılar Deniz Köşkler. Oranın yolları çok dar. Girdi mi çıkamıyorsunuz. Lan dangoz, şarkıda geçiyor mu avcılar? Yok. Mustafa. Sana dönüyorum. Çok basit bir soru. Düşün, taşın. İstersen bir daha dinletebilirim. Vallahi güzel şarkı, ben dinlerim. Şu ağzına bir tane koyduk mu? Ya zaten cevap. Cevap sorunun içinde. Ne diyor? Evreşe yolları dar. Yani? Yani galiba doğru cevap geliyor. Evet yani. Cevap yolları. Ya seni var ya Bulgar mafyasına dövdürtürüm oğlum. Tamam, bir şarkı daha ver. Hadi geç. Dar, dar. Masana geç. Hadi sen de masana geç. Sevgili seyirciler, tabii ki üç turda da kimse doğru cevap veremiyor. Ve hızlandırılmış tur başlıyor. İlk soru Fikri Bey'e geliyor. Fikri Bey, hoş geldiniz. Böyle gelin, evet. Hatta şöyle gelin. Evet, çok basit bir soru. Hazırsanız soruyorum. Bu ne renktir? Oo, şey o. Renkler tabii ilgilendiğim bir alan. Severim. Yeşil rengi her yerde var zaten. Ağaçta vardır. Karpuzun kabuğu yeşildir. Yeşil trafik lambaları vardır. Sorunun şaşırtmacı olduğu da gün gibi ortada. Pas geçiyorum. Kümesine geçiyorsun. İbrahim, sırada senin sorun var. Çok basit bir soru. Peki İbrahim, çok hoş. Basit bir soru. Cevap da sorunun içerisinde gizli. Soru şu. İstanbul'un fethi nerede olmuştur? Kuzeyinoğlu. Ya bırak şimdi kuzeyi falan. Bak İstanbul'un fethi diyorum. İstanbul. İstanbul. Cevap gerçekten sorunun içinde. Bu sefer oldu. İstanbul'un fethi tabii ki Fethiye'de olmuştur. Ah be! Fethiye il değil ki ya. Şarkıcı Fethiye. Aman! Aman! Bir de biliyormuş gibi triplere giriyor ya. Biliyormuş gibi. Olsun evet canım. Mustafa. Senin sorun görsel bir soru. Görüyorsunuz elimdeki şekil. Bu şeklin adı nedir? Oo, şekilli sorunuz varmış. Masama sorabilir miyim? Sen boş ver şimdi masanı. Sen bana bak, ben sana yardımcı olacağım. Bak, buradaki şekillerinden biriyle elindeki şekli eşlemeni istiyorum. Hadi bakalım, çok basit. Çok zor çıktı çocuğa. Of. Of. Acele etme Mustafa. Yok, 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 yok. Zor soru. Acele etme. Nesi zor ya? Maymunlar yapıyor bunu. Zemini boşalt.
yeni boşan Mustafa. Acil etme. Güzel gidiyorsun. Sanki soğuk o sanki. Şaşırtmaç da olabilir. Dikkat et. Güzel. Evet. Sakin. Cevap veriyorum. Üçgen. Bravo. Nasıl? Susun lan. Adam kareyi kırdı, üçgenin içine soktu. Tamam, üçgenin içine soktu. Neye seviniyorsunuz oğlum siz? Yeter be adam, yeter. Mesut Bey. Sürekli beynimizin ters topundan sorular soruyorsunuz. Bizim sözel zekamız kuvvetli, hep sayısal soruyorsun be adam. Canımsın. Ulan sizin beyniniz var. Bir de lobu mu var? Yok burada. Ha bir de sözel zekanız var yani. Evet. Tamam ulan al sana soru. Sana soruyorum. Hadi lan. Taktı bana bu da ha. S harfiyle başlayan herhangi bir şey. İsim, şehir, bitki, hayvan. Herhangi bir şey söyle bana. S çok zor be kardeş. Ben yarı yarıya joker hakkımı artık kullanmak isterim yani. Hakkımı aldı içeride ya. Ulan bu soruda ne yarı yarıya jokeri be? Sana ne ya? Belki şeyi böleceğim ikiye, ikisini kanca yapacağım, birleştireceğim. Sana ne? Manyağa bak ya sen. Ben kendim istediğim harfi seçmek isterim. Hadi seç. Yumuşak ki. Biraz ayak be canım bakalım ne olur. Olmadı. Bak. Bak ikidir bana küfür edin. Bös bös bön yürün ha. Bak canımı sıkma benim. Sen benim canımı sıkmasın. Konuşma o yana. Dur be koy koy. Kasma çıkar. Kasma çıkar. Hadi çık kasmayı nerede çıkarsa sen çıkar be. Görün gene o kazandı. Görün. Çiçek Hanım sıra sizde. Alfabenin ilk harfi olan A harfinden sonra gelen harfin adı nedir? Ben hiç riske atmayayım. 15.000'i alıp çekileyim Mehmet Ali Bey. Ablam sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sabahtan beri bütün yarışmaları potpourri yaptın. Ama dur. Daha bitmedi. Daha son kozumu kullanmadım. Kullan. İçinizden birisi bir soruya doğru cevap verecek. Ben de ona arabayı vereceğim. Hemen aile reisleri buraya gelsin. Çabuk buraya gel. Buraya gel. Yazı mı tura mı? Dik. Dik biz de şimdi. Bir şey söyledim ya. Rütün artı 18 koyduğu tek yarışma programı aileler yarışıyor. Haftaya aynı bu manyak tiplerle aynı kanalda aynı saatte burada. Bırak! Bırak! Katılarımıza